Metal ağır sektör. Hiç de iyi maaşlar almadan çalışıyoruz hem de. Bir yıldır Gebze'de Sarkusyan'ı aşağıdayım. Daha önce inşaat pazarlama alanındaydım. İşimizi nasıl tarif edeyim? Ham madde olan bakırı inceltiyoruz. İstenilen çapa getiriyoruz. Aklınıza gelebilecek bakır olan her şey. NASA'ya bile bakır yolluyoruz, öyle düşünün. Mart'ın sonunda bizde bir korona vakası çıktı. Ateşi artan arkadaşımız doktor hastaneye yönlendirdi. 3 gün sonra test sonucu pozitif çıkınca Nisan'ın 1 itibarıyla işçiler olarak üretimi durdurduk. Fabrikada 600 kişi çalışıyor. Sendikalı hepsi. Birleşik Metal İş Sendikası olduğumuz için bütün kollar olarak aynı anda yapabildik bunu. Fabrikada bayramlarda dahi tatil verilmeyen sıcak işletmeler vardır. Onlar bile durdurdu. Anayasanın bize verdiği işten kaçınma hakkını kullandık. Bunu sağlık bilgisiyle birleştirdik. 14 gün kendimizi karantina altına alacağımızı söyledik. Şu anda karantinadayız. Biz bu hakkı örgütlü biçimde kullandık. Biliyorsunuz örgütlü olmayan fabrikalarda insanlar kontrol dahi edilemeden işe gidip geliyor. Özel sektörün insana önem vermediğini hepimiz biliyoruz. Biz durdurma kararı aldık. İşveren tabii ki önce bu yasal değil diye mesaj attı. İş süreciyle alakalı olmadığını savunuyorlardı. Dışarıdan olmuştur gibi şeyler söylendi. Fakat biz bir vaka yüzünden durmuştuk. İkinci gün vaka sayısı 1'den 5'e çıkınca onlar da anladı iş yeri kaynaklı olduğunu. Soyunma odasında yan yana giyinen iki kişi de çıktı çünkü. Zaten çok çabuk bulaşan bir virüs. Fabrika çok büyük olduğu için makineler yine 10 metre aralıklıdır. Bant sistemi gibi değil. Herkes kendi makinesinde çalışıyor. Fakat bizim soyunma odalarını şöyle düşünün. Dar bir alanda 600 kişinin dolapları yan yana. Toplamda 12-13 tane de banyo var. Yani bulaşmaması işten bile değil diyeceğim. Bulaşmış zaten. Üretimi durdurduk. Ertesi gün valilik iş bırakmanın yasaklandığına dair açıklama yaptı. Bunun bir öncülük olmasını istemediler herhalde. Önce böyle dediler, tepki gelince sonra sehvene çevirdiler. Şimdi biz de iyi kötü vatandaşız. İş bırakma yasağıyla koronavirüsünü ne şekilde yeneceklerini düşünüyorlar anlamıyorum. Neyse, geri alınması iyi oldu. 14 günlük süremiz pazartesi 13 Nisan'da dolacak. Gerekli tedbirlerin alındığına dair sözler var. İl Sağlık Müdürü'nden, valilikten gelmişler. Onlar tedbirlerin ne olduğunu fabrikaya söylemişler. Ciddiye aldıklarını düşünüyoruz, umuyoruz. Çünkü bir vaka daha çıkarsa bunu kaldıramazlar. Karantinadan sonra her şeye rağmen işe döneceğiz biz de. Gönül isterdi ki bu iş bitene kadar gerçekten herkes evde kalabilseydi. Güçlü devlet, güçlü millet bunu gerektirir. Ama Türkiye'nin ekonomik şartları bunu kaldırmıyor. Başından beri üretimin devam edeceğini söylüyorlar. Mecburen işçi kesimi çalışacak. Bir de ben her gün İstanbul Pendik'ten gidip geliyorum Gebze'ye. Düşünün normalde şehir dışına çıkmak yasak ama işçilere serbest. Servisle gidiyorum. Korona öncesi 14 kişi falandı. Tedbirler dolayısıyla her servisi ikiye böldüler. Şöyle oluyor. İstanbul çıkışında Tuzla bölgesinde polis kontrolü var. Zaten polis biliyor iş yeri servislerini hemen geçiriyor. Hiçbir sıkıntı yok o anlamda. Kaç işçi gidiyordur? Biliyorsunuz Gebze sanayi bölgesi. Her gün yüz binlerce kişi gidip geliyor İstanbul'dan. Şimdi sabahları İstanbul-Gebze arası bayağı işçi trafiği var. Şöyle söyleyeyim, sadece 600 kişilik bizim fabrikaya her gün 6-7 servis İstanbul'dan işçi geliyor, 3 var diye. 20 yaş altına yasak geldi. Çalışan 20 yaş altı için esnettiler. Çalışmaya devam diyorlar kısaca. Korkunç. İşçiler korkarak çalışıyor. Herkesin psikolojisi bozuk. Bir yandan aileme getirdim mi, hastam oldum derken gidiyorsun 500-600 kişi birlikte çalışmaya. Modern köleliktir bunun adı. Kapitalist sistemin patronları sermayesi evinde. Ve bu sistemsel bir olay. Çünkü hükümet de üretimin devamını istiyor. Metal sektörü ihracatın önemli bir parçası. Haklarını da bu kadar kullanıyorsun. İşte 14 gün yeter mi? Hep beraber göreceğiz. Virüsün artış döneminde yeni bir vaka çıkmayacağını kimse bilemez. Başka dayanağımız olmadığı için mecbur gideceğiz. İşçi için 100 lira, 200 lira eksik almak evde dengenin bozulması demektir. Zaten gerçekten hak ettiğimiz ücretleri alamadığımız için düşünün bu zorlu şartlarda bile fazla mesai yapmaya bakıyoruz geçinmek için. Ben 29 yaşındayım, 2 çocuğum var. Eşim özel bir anaokulunda öğretmendi, kreşi kapandı.
Ben karantinadaydım. İşe döneceğiz. Sonra ne olacak belli değil. Bir çukurun bir meçhulün içindeyiz işçi sınıfı olarak. Çalışan biziz. Her şey bizden bekliyor ama en son planda olan yine biziz. Bütün alınan kararlar sermayeye yönelik. Bu düzen değişir mi? Değişeceğine dair umudumuz olmasa yaşayamayız. Bunu biz değiştiremesek de çocuklarımız için o umudu taşımak zorundayız. Bu değişecek. Çünkü insanlar artık yaşayamaz hale gelecek. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Eskiden bir baba 5-6 kişilik bir haneyi rahat bir şekilde geçindirirken ben asgari ücretten biraz daha iyi maaş alan biri olarak asgari ücretle insanlar nasıl geçiniyor bilemiyorum. En az 1000 lirası kira, en az 500 faturası. Türk milleti olarak şükürcüyüzdür. Az da yetiniriz. Ama artık azı da bulamayınca ne olacak? Bir sene durmadan çalışıyorsun, mesailere kalıyorsun. Senede bir kere ailenle tatile gidemiyorsun. Çocuklarınla bir yere oturamıyorsun. Sadece fatura öde. Yiyebiliyorsan ye, ayı geçir. Evlendiğimizden beri bir kere bile tatile gidemedik. Bir tek balayı işte. Ha bu sene, ha ertesi sene derken olmuyor bir türlü. Bu değişecek. Koronavirüsüyle olur, başka kıvılcımla olur bilemem ama değişecek. Değişecek. Konuştuğumuz gün 47.029 vaka, 1006 ölüm açıklanmıştı. Pınar Öğünç'ten İnsan Manzaraları.